Bir zamanlar ismi Mert olan nazi bir genç varmış. Bu genç hayvanları çok severmiş. Bu yüzden nerede hayvan görse tüm hayvanlara mama verirmiş. Fakat kız kardeşi ise hayvanları hiç sevmezmiş. Ne zaman bir hayvan görse oradan hemencecik uzaklaşıverirmiş. Burada bir köpek var. Yani pire torbası. Midem bulandı. Günlerden bir gün Mert her zamanki gibi hayvanları beslerken bir adamın kedisini sokağa attığını gördü. Seni pis kedi. Bir daha seni buralara görmeyeceğim, tamam mı? Artık bu evde yaşamayacaksın. Anlıyor musun beni? Defol git buradan çabuk. Deyip kediyi sokağa attı adam. Fakat bu kedi diğer kediler gibi değildi. Bir canavardı. O yüzden bir anda canavara dönüşüverdi. Sen beni ne cüretle sokağa atarsın ha? Çok özür dilerim. Ben seni atmayacaktım. Gerçekten seni atmayacaktım. Hani benim diğer kedim vardı ya, hani senin arkadaşın olan Pofuduk. Onu atacaktım ben dışarıya. Seni yanlışlıkla attım. Ne olsun beni affet. Beni sokağa atmanın cezasını çekeceksin. Dedi kedi ve adama bir tane vurdu. Ve adamı bayılttı. Artık bir sahibim olmadığına göre yeni bir sahip bulma zamanı. Dedi kedi ve yeni sahip aramaya başladı. O sırada hayvanları besleyen Mert'i gördü. Aha, bu çocuk benim yeni sahibim olabilir. O halde gidip ona sevimli davranayım. Dedi kedi ve Mert'in yanına doğru yola koyuldu. Tamam kızım, sana da mama vereceğim ama diğer hayvanları da kalsın, tamam mı? Sen çok yedin. Ah, bu ses ne ya? Aa, merhaba kedicik. Merhaba, benim kimsem yok. Aa kedicik, sen evsiz mi kaldın? Hiç merak etme, benim evimde sana bir yer var. Aa, gerçekten mi? Evet evet, gerçekten diyorum. Hadi gel seninle birlikte eve gidelim. Dedi Mert ve kediyle birlikte evin yolunu tuttu. Hah, işte yeni evin burası. Merak etme, burada istediğin kadar kalabilirsin. Bu arada benim ismim Mert. Senin ismin ne? Benim ismim Talking John. Demiş Talking John ve evde gezinmeye başlamış. O sırada Mert'in köpeğini görmüş. Aa, bu güzel şey de ne böyle? Aa, siz tanışmıyorsunuz değil mi? Hemen sizi tanıştırayım. O benim güzel köpeğim Paris. Paris'cim Talking John'a merhaba de. O anda Talking John'a bir şeyler oluvermiş. Talking John Mert'in köpeğine aşık oluvermiş. Hey Talking John, orada mısın? Nereye daldın böyle? Şey, şu köpekten gözlerimi alamıyorum. Çok güzel bir köpek. Demiş Talking John. O sırada her şeyden habersiz olan Mert'in kız kardeşi su almak için mutfağa gidiyormuş ki o anda Talking John'u görmüş. Ah, bu da ne böyle? Mert hemen buraya gel. Evimizde bir kedi var. Hemen ondan kurtulmamız lazım. Hayır Sıla, ondan kurtulamayız. Artık o bizim kedimiz. İsmi de Talking John. Hep bizde kalacak artık bu kedi. Ne yani? Bir kedimiz mi olacak? Neyse tamam, ama tüm sorumlulukları sende, tamam mı? Mamasını sen vereceksin. Suyunu sen vereceksin. Ben asla dokunmam. Ve kesinlikle benim eşyalarıma dokunmayacak, tamam mı? Neyse ben gidiyorum. Biraz Paris'te yatacağız. Paris gel kızım, biraz uzanalım. Demiş Sıla ve Paris alıp yatağına yatmış. Fakat Talking John Paris ile aynı odada uyumak istiyormuş. Bu yüzden gizlice Sıla'nın odasına doğru gitmiş. Şşt, uyansana kız. Hey, uyan diyorum sana. Ne oluyor ya? Aa, senin benim odamda ne işin var? Pis kedi, defol buradan. Senin için gelmedim. Şu tatlı şey için geldim. Ne diyorsun sen ya? Canım köpeğim Paris'i mi kastediyorsun sen? Bana bak, sana asla Paris'i vermem, anladın mı beni? Defol git hadi buradan. O halde bunu sen istedin. Vuruyorsun bana. Bana bak, senin saçını başını yolarım, tamam mı? Ağzını cırt diye yırtarım, anladın mı beni? Dırdırını çekemeyeceğim. Hemen Paris'i bana ver. Ya sen benimle nasıl konuşuyorsun pis kedi? Bak ben dırdır falan yapmam, tamam mı? Sen benim nasıl konuşmalarıma dırdır diyebilirsin? Hem bana vuruyorsun hem de bana dırdır yapıyor diyorsun. O zaman bunu sen istedin. Al sana. Aa, canım acıdı. Sıla hemen Paris'i kucağına alıp koşmaya başlamış. Hemen Mert'in yanına vurup Mert'e şöyle demiş. Mert uyan! Ay. Mert! Ne oluyor ya? Ne mi oluyor? O getirdiği pis kedi var ya, Paris'te sarılıp uyurken yanımıza geldi ve Paris'i almaya çalıştı. Ondan sonra bana vurdu. Tabii ki ben de ona vurdum. Ve Paris'i hemen kaçırdım. O kedi Paris'i istiyor. Aa, bu ses Talking şu anın sesi. Bekle Sıla, ben ona bu yaptıkların hesabını soracağım. Gidip bir döveyim şu kediyi de uslansın. Dur. Otur oturduğun yere Mert. Hiçbir yere gidemezsin. O senin sandığın gibi bir kedi değil, anladın mı? O çok korkunç. O bize zarar verebilir. Dedi Sıla. Fakat Mert Sıla'yı dinlemeyip Talking şu anın yanına doğru gitti. Ve ona şöyle dedi. Bana bak Talking şu an. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sıla ile Paris'i çok korkutmuşsun. Sıla'ya tekme atmışsın. Bu duyduklarım doğru mu? Sahip, seni çok severim ama ben Paris'i istiyorum. Bana bak, sen ne diyorsun lan? Dediklerine dikkat et, tamam mı? Artık bundan sonra benim kedim falan değilsin, tamam mı? Çık evinden. Senin kedin değil miyim? Evet, doğru duydun, tamam mı? Artık benim
benim kedim falan değilsin. Anladın mı? Kedim değilsin. O yüzden evimden defolup git. Madem artık senin kedin değilim, artık senin sözünü dinlemeyeceğim. Ne demek sen benim sözümü dinlemeyeceksin? Sen dinleyeceksin. Bak benim üstüme doğru yürüme kötü olur ha. Bunu sen istedin sahip. Eyvahlar olsun. Büyüse dolaba saklandı. O sırada ise Talgın şu an evde Paris arıyordu. Neredesin kıçı kıçı kıçı? Neredesin? Paris kızım duyuyor musun? Bak buradan geçti. Hemen yakınımızda. Allah'tan yanımıza gelmedi. Şimdi benim gidip Mert'i kurtarmam lazım. Bir Mert'e bakmam lazım. Sakin ol sakin ol. Senin bakmaman lazım. Çünkü sen güvende değilsin. Şimdi Paris kızım seni buraya bırakıyorum. Ben gidip Mert abini kurtaracağım, tamam mı? Burası çok güvenli. Senin burada kalman lazım. Hadi bakalım. Dedi Sıla ve Paris'i dolaba saklayıp evde Mert'i aramaya başladı. Allah Allah, bu çocuk nereye gitmiş olabilir ki? Ah, inanmıyorum. Mert yerde. Mert yerde, ne işin var senin? Başım çıkacak. Bana ne oldu böyle? Demek buradasın sahip. Köpekler öde. Bana bak Tayga şu an. Sen kimsin de sahibini vuruyorsun lan köpek? Dur. Bu şekilde olmaz. Solgun Can çok güçlü. Başka bir çözüm yolu var aklımda. Şimdi Solgun Can Paris'e aşık. Biz de ona diyeceğiz ki Paris de sana aşık. Sonra bu şekilde Solgun Can'ı bir odaya çekeceğiz. Sonra o odada onu mahvedeceğiz. Ne dersin? Harikasın derim Slamingo. Kedi bilsen çok daha güçlü. Onunla başa çıkamayız. O halde senin dediğin gibi yapalım. Tamamdır. Bak şimdi iyi izle. Solgun Can, daha demin ben Paris'le birazcık oturdum. Konuştum. Paris şu an Mert'in odasında. Bana dedi ki ay bu Solgun Can ne yakışıklı. Keşke biraz yalnız kalsak Mert'in odasında. Gelse de Mert'in odasına yalnız kalsak gibi cümleler kullandı bana. Yani istersen sen mi git Paris'i gör. Aa, öyle mi dedi? Evet öyle dedi. Evet, şimdi istersen birlikte gidelim Paris'in yoluna. Sonra ben sizi ayarlayayım. Sevgili olun yani. Başka neler dedi Paris biliyor musun? Ay dedi bu Tolkien şu anda dedi ne güzel kedi. Normalde dedi kedi hiç tercih etmem. Ama dedi Tolkien şu an dedi ayrı bir kedi dedi. Evet kediyle köpek zaten birlikte olmaz ama Tolkien şu anda ben birlikte olurum dedi. Evet ben dedi böyle kedi dedi can kurban ya dedi ben böyle kediyi çok severim dedi. Hah bak gel içeri gel içeri soralım gel içeri. Hah hadi Paris neredesin? Bak Tolkien şu an geldi. Çok merak ediyorum. Çok mu merak ediyorsun gerçekten? Evet biz de çok merak ediyoruz seni nasıl döveceğimizi. Hadi ver saldır. Al sana. Canım acıdı yine. Oh iyi oldu sana. İşte sen bunu hak ettin. Hem Mert'e hem bana zarar verdin. Bunun olmasını hak ettin. Ne yapalım biliyor musun? Şu kediyi ayaklarından tutalım dışarı atalım. Evet tamam. Defolsun gitsin artık tamam. Evimize. Hadi gel o halde. Hadi tut. Git bakalım. Ne kadar ses çıktı ne kadar şişmanmış. Koca kedi ya gerçekten. O halde gidip Paris'e bir sarılalım. Evet canım kızım hadi ya gel. Hadi.